Merhabalar, ekonomi politik programındayız. Dün akşam kabine toplantısından sonra önemli bir karar açıklandı. Etkileri halen devam ediyor. Cumhurbaşkanı dedi ki, efendim işte Türk lirası faizleri düşük kalıyor ve vatandaş dolara gidiyor, dolara talep oluyor, dolar yukarı gidiyor. İşte bunu önlemek için alındığı söylenen bu karara göre, TL mevduat sahibi faizini alacak bankadan ama kur yukarı gitmişse o yukarı gittiği kadar o farkı da hazineden ödeyeceğiz. Böylece kur farkı garantili efendim bir döviz mevduatımız, pardon TL mevduatımız oldu. Şimdi işte hani iktisatçılar tartışıyorlar. Erol Katırcıoğlu da bir tweet paylaşmış. Diyor ki efendim işte şimdi kur farkı garantili mevduat ile efendim geçiş garantili ihale arasında bir fark yok. Bunlar aynı mantığın ürünü. Efendim bunlar tabii ki hazineden ödenecek ama bize soran neden yok. Diğer yandan işte belirttiğim gibi yolcu garantili havalimanı, işte otomobil araç geçiş garantili köprüler, otoyollar, hasta garantili hastanelerden sonra kur farkı garantili mevduatımız oldu. Piyasa tabii çalkalandı. 18'lere çıkmış dolar 11'lere kadar geriledi. Şimdi 14'e kadar çıktı. Bir daha geriliyor. Herkes şaşkın durumda. Nerede duracak? Nerede durulacak? Bu kararın etkileri ne olur? Konuğum iktisatçı Güldem Atabay. Piyasayı çok iyi, çok yakından takip eden bir iktisatçı. Kendisiyle bu konuları konuşacağız. Güldem Hanım hazır mı? Ha. Güldem Hanım hoş geldiniz yayına. Merhabalar İbrahim Bey. Teşekkür ederim davet için. Merhaba, merhaba. Birkaç laf söyledim. Ekstra şu anda duyduğum bir şey de söyleyeyim. Sözü size bırakacağım. Barış Soydan, ekonomi yazarı Barış Soydan T24'te öyle bir yazı yazmış. Diyor ki bu diyor bu Brunson krizinden sonra hükümetin önüne gelmiş böyle bir seçenek filan. Fakat kabul görmemiş. Bu son zamanlarda Lütfi Elvan Bakan kendi önüne getirilmiş. Böyle bir şey yapalım filan dövizi tutalım denmiş. Ama Elvan tabii ki tahmin ediyorum en vurucu şeyle bu gelir adaletsizliği yaratır diye karşı çıkmış. Hani birinden alıp mevduat sahibine bu para aktarmak anlamına gelir diye karşı çıktığını kulis bilgileri olarak aktarmış. Söz sizde, bu ne oluyor, ne bitiyor ve bu kararın nasıl etkileri olur? Yazınızı da okudum. Şahane bir yazıydı ve içerisinde zaten hani çok güzel tespitler vardı ama sizden dinleyelim. İzleyicilerimiz de dinlesinler. Buyurun efendim. Barış Bey'in yazısıyla başlayalım isterseniz. Okudum ben de. Tabii çok doğru noktalara dikkat çekiyor. Fakat o dönemle bu dönem arasında temel birkaç fark var. Bunlardan bir tanesi Ağustos krizi, Brunson'la patlayan artık o dönemki ekonomi politikası hataları sonucu yaşadığımız kur krizinde faiz arttırarak bitirmiştik hatırlarsanız. Tabii. Bir gecede 600 küsur bas puan faiz artmıştı. Dolayısıyla böylesi bir hazineye yük getirecek bir riski almak için gerek kalmamıştı. Bugünün o günden temel farkı işte bu yeni ekonomi modeli mi diyelim, Türkiye ekonomi modeli mi dediler onu mu bilemiyorum ama bu yeni ekonomi modeli içinde faiz indiriminin devam edeceğini anlıyoruz. Ve buna en son Merkez Bankası Aralık ayındaki faiz indiriminde artık alan kalmadı derken, TL'de değer kaybetmeye devam ederken bir şekilde hükümetin hem TL'yi durduracak hem de faiz indirimlere devam edecek alanı açma isteğinin sanıyorum bir sonucu. Bir önemli fark da tabii seçim geri sayımına artık girmiş olmamız ve anketlerin yansıttığı oy kaybıyla can havliyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha böyle varoluşçu bir yaklaşımla artık elinde ne varsa sahaya sürüp bir avantaj, kısa vadeli de olsa bir avantaj elde etme çabası. Yoksa işte 70'lerde uygulanıp da 80 başında 78-79'larda sanıyorum devreden çıkarılmak zorunda kalan bu dövize çevrilebilir mevduatların hazin bir sonu olduğunu, hazineye yüksek bir maliyetle olayın bittiğini özellikle petrol kriziyle birleştiğinde biliyoruz. Diğer taraftan bunun Meksika örneği var, yine farklı bir şekilde bitmemiş. Şimdi bugün açıklanacak sizin de söylediğiniz gibi yaklaşık işte ikili gibi bir açıklamalar serisi başlayacak. Herhalde Merkez Bankası da olacak, Hazine Maliye Bakanı da olacak içinde. Dün geceki Erdoğan'ın açıklamaları üzerinde. Belki teknik olarak nasıl çalışacağı üzerinde detaylar olacak ama asıl sorular devam ediyor. En büyük soru bence vergi gelirleriyle toplanan hazinenin yönetiminde olan nakit Türkiye Cumhuriyeti'nin parası. Mevduat sahibi dahi olmayan kişilerin üzerinden kesilen vergilerin de içinde olduğu bu kaynak neden
vergi adaleti içinde bir hizmet olarak geri dönmüyor da mevduat sahibinin ana parasını korumak üzere kullanılıyor. Bu etik olduğu kadar, etiksel açıdan yanlış olduğu kadar bence kanuni açıdan da yanlış. Böyle bir kamu harcamasının olmaması gerekir. Zaten işte bu hastaneler, garantili hastaneler, garantili otoyollar tartışmasında, omurgasında benzer bir yaklaşım ya da bakış var. İkincisi, şimdi hazineye yüksek bir maliyeti olacağını anlıyoruz. Nasıl olacak bu maliyet? Eğer TL değer kaybetmeye devam ederse, hemen burada parantezi açalım, etmemesi için iki faktörün olması lazım. Bir, faiz indirimlerinin durması lazım. İkincisi, beklediğimiz FED'in sıkılaştırma para politikasının gelmemesi lazım. FED kesinlikle ilerleyecek. Bence bizim Merkez Bankamızda bugün yaşananlarla beraber Ocak'tan itibaren faiz indirmeye tekrar başlayacak. Muhtemelen Mart'ın da beklemeyecek. Dolayısıyla TL'deki hareket tekrar, değer kaybı tekrar başlayacak. Belki 11'lerden ya da 8.5'dan 18'e geldiği kadar hızlı olmayacak bu ürünün piyasaya sokulması ve yaygın kullanılacağını varsayarsak. Fakat belli bir TL değer kaybı olacağını söylemek mümkün. Faiz indirimleriyle beraber, hani işte BDDK yasaklıyoruz, işte manipüle edenlere cezayı açıklayacağız bir şeyler söylüyor ama hani ekonomist olarak bizlerin de işi bu tahminleri yapmaksa 15-17 aralığında bir yerine tekrar belli birkaç ay içinde gelmesi gerekir matematik olarak. Dolayısıyla şimdi bu miktar döviz mevduat faiz indirimiyle beraber döviz mevduat TL mevduattaki faiz de düşeceği için o zaman hazinenin ödeyeceği fark daha da yükselmiş açılacak, olacak. Tabii. Bunu açılacak. Çünkü işte bugün 15'lerde olan TL mevduat faizi belki 12'lere 13'lere inecek. Tabii. Bu durumda. Tabii. Yeninin de tekrar 15'lere çıktığını düşünürsek aradaki farkı hazine ödeyecek. Tabii. Hazine bunu nereden ödeyecek? Bütçede böyle bir gider planlanmamış. Daha iki gün önce çıkan bütçede tabii, hani böyle yok. Bir adım atmışsınız, böyle bir ürünü bari planlayıp koysaydınız içine ekstra bir şeyle. Dolayısıyla Merkez Bankası da 2001 krizi sonrası yasaklandığı için para basarak hazine açıklarını kapatması API ile piyasayı fonlayacak. API ile bankaları fonlaması demek düştürülmüş faizle %12-13'lerle bankalara para verecek. Hazine ihale açacak. Yükselen maliyetlerini bu ürün sebebiyle yükselen maliyetini karşılamak için bankalar da buraya talepte bulunacak. O zaman ne olacak? Eğer aşırı bir kullanım ya da aşırı bir TL değer kaybıyla karşılaşırsak biz hazine ihalesi faizlerinin de yükseldiğini göreceğiz. Tabii. Zaten Eylül'den Ekim'den beri başlayan faiz indirimleriyle yaklaşık 500 bas puan etti. 600-700 bas puan çeşitli faizlere göre hazine tahvil faizleri arttı. Bu makasın daha da açıldığını göreceğiz. Dolayısıyla bu işin bir diğer korkunç tarafı. Eğer kamu bankaları dışında özel bankalar da bu trene atlar da ürünleri kullanmaya başlarlar ise bu sefer bütün ekonominin ya da bütün mevduatların aslında dolarize olduğu bir ekonomik durumla karşı karşıya kalacağız. Riskin hazineye aktarılması bütçe açığını çok hızlı arttıracağı için faiz giderleri ya da görev gideri mi diyecekler, her ne diyeceklerse kamu maliyesinde bozulmayla karşılaşacağız. Ve daha bir sürü sorular var. Hani bir taraftan da şu gerçek var. TL'nin sabit kaldığını, işte bugünkü seviyesi 13-14'ler civarında kaldığını varsayalım. TL dövize endeksi TL mevduatı alan bir kişi ya da parasını oraya koyan bir kişi. Evet dövizdeki hareketlerdeki marjı alacak ama büyük ihtimalle o zaman enflasyon civarında faiz civarında kalacak. Fakat bu süreçte enflasyon da %30-35'lere gittiği bir süreç tabii. olacak. Yani yine negatif reel faiz olacak. Yani bir sürü altı tamamlanmayan sorun var ortada. Ama nedir? Kısa vade işte bugünden yarına belki 1-1,5 aylık süreçte TL'deki değer kaybı baskılanmış oldu. Bu ne için yapıldı? Sermaye kontrollerine gitmemek için yapıldı. Çünkü iş oraya gidiyordu. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir zaman kazandı. Ya tutarsa modeliyle belki bir erken seçim kararı çıkar arkasından. Tutmazsa zaten gideceğimiz, göreceğimiz ne varsa da oraya doğru hareket devam edecektir. Bence. Uzun uzun anlattım. Evet ama çok iyi oldu. Şimdi bu tabii bir yandan da zaten kamunun dış borcu var. Hazine biraz dövizle borçlandı değil mi? Garantili ödemeleri falan var. Dolayısıyla hani hazinenin üzerindeki tek yük herhalde o faizle işte kur farkı arasındaki makasın açılması değil. Biraz da buradan gelecek öyle değil mi? Yani küresel olarak hani işte Fed'in kararı ne bileyim dolar endeksinin falan yukarı gitmesiyle beraber
her şey biraz ağırlaşacak. Kamusal yükler çok ağırlaşacak. Profesör Ensar Yılmaz demiş ki, mesela onu sosyal medyadan aldım. İşte diyor ki işte full dolarizasyon deneme denebilir buna diyor. Kamu iş borcu dövizle, ya bir kısmı öyle oldu. Dış borç zaten dövizle, garantiler dövizle. Mevduatların önemli bir kısmı dövizle. Geriye kalan mevduatların TL kısmı da artık dövize endeksli. Her fiyat artık dövize endeksli hale geliyor. Öyle değil mi? Yani bu tablo ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi şöyle bir şey düşündüm sabahleyin. Eğer faiz artırmış olsalardı, enflasyonun üzerinde bir faiz vermiş olsalardı, vatandaş mevduatını bankaya yatıracaktı. Enflasyonun üzerinde bir reel getiri de alacaktı. Bu faiz yükü bankalarla Muhdi arasındaki bir iş olacaktı. Bankalar üstlenecekti. Fakat şimdi hazine üstleniyor. Yani böyle garip bir durum var. Siz belirttiniz, bu etik değil ama bunun hani gelir dağılımı yönünden de çok bozucu bir etkisi olmaz mı? Yani zaten bu konuda şikayetçi değil miydik biz? Yani en dipteki %20, %40 iyice dibe gitmeyecek mi bununla beraber? Çok çok doğru söylüyorsunuz. Şimdi eğer faiz artışı olsa idi, ne olacaktı? Ekonomi kısmen yavaşlamış olacaktı. Tabii. Fakat faiz artışının arkasından enflasyon tabii ki TL'nin değer kazanmasıyla kontrol altında alınacaktı. Ve bir vadeyle, muhtemelen 12-15 aylık bir vadeyle enflasyonun inmesiyle faizleri indirme alanı olacaktı. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AKP'nin bildiğimiz üzere böyle bir zamanı yok. Haziran 2023 en geç seçimler var önünde ve o zamana kadar ekonomide bir refah hissi vermek zorunda. Faiz artışıyla bunu veremeyeceğini düşündü. Şimdi TL'nin muhtemelen bu faiz indirimleriyle bu kadar değer kaybedeceğini öngöremediler. Çünkü gerçekten öyle bir kadroyla çalışıyorlar. Dolayısıyla acilen bir müdahale etmesi gerekti. Şimdi baktığımızda durum ne olmuş oluyor? Mevduat sahibi ya da sıradan vatandaş TL'deki değer kaybının durduğunu ve belki de 18'in birkaç ay içinde geçilmeyeceğini görecek geldiği yeri. Bankacılık üstündeki riski, işte bu sermaye yeterlik problemlerini bir şekilde aşmış oluyorsunuz. Dolayısıyla eğer hele bir erken seçim kararı alınırsa Mayıs, Haziran ve sonrası 2022 için, ötelediğiniz risk hazinenin üzerinden bir sonraki hükümetin problemi haline geliyor. Gerçek, evet. Seçimde iktidar değişse de değişmese de kendileri de bu yükle karşılaşabilirler. Fakat kısa vadede ekonomi sahasında aslında hiç de gerçek olmayan göreceli bir rahatlama yaratmış oluyorsunuz. Şimdi bu rahatlama işte kalıcı olacak mı, olamayacak mı? Çünkü bir taraftan enflasyon yükselmeye devam edecek. Tabii. Son iki aydaki kurun hareketi, evet, petrol fiyatlarında ya da akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemi sayesinde geri düşecek ama diğer yapılan hiçbir zamda düzelme olmayacak. Biz Ocak-Şubat ayında yansıyan çok yüksek enflasyon rakamları göreceğiz. Göreceğiz, evet. Bu arada işte hem de faiz indirimleriyle TL'yi tutamayacağı FED'de resme girdiğinde bu tamamıyla bir artık kumar haline gelmiş durumda iktidar için. Kazanırsa belki seçimi alma hedefi var. Kazanamazsa zaten arkasından daha büyük bir yangın Türkiye ekonomisini bekler durumda. Evet. Şimdi bu kararın içinde sanki böyle içerili kuru yukarı itecek iki dinamik var gibi geliyor. Birini bahsettiniz, enflasyon. Yani kur farkını ödeyecekseniz bilmem belki kaç yüz milyar TL, hani faiz 200 milyar TL ödüyorsunuz senede, onun üzerine bir de kur farkı ödeyeceksiniz, borçlanacaksınız. Şimdi bir yandan bu enflasyonu artırıcı etki zaten doğal olarak kuru yukarı çeken bir şey. Bir yandan da şöyle bir mantık kurmaya çalıştım ben. Şimdi ben TL mevduat sahibi bir Moody'yim diyelim. Ama ben eğer kur farkı alacaksam bir de üzerine, o kurun yukarıda olmasını istemem mi? Yani onu arzulamam lazım. Yani aradaki fark büyüdükçe ben faiz artı kur farkı güzel kar ederim. Şimdi dolayısıyla kararın içerisinde aslında içten içe dövizi yukarı iten iki dinamik çalışmıyor mu burada? Orada bir faktör var. Şimdi bu talebi yaratan yabancı yatırımcı değil. Yerli yatırımcı dediğiniz, bahsettiğiniz işte X isimli Moody olsun. Şimdi o Moody eğer dövizi gitmesini isterse TL mevduattan çıkıp döviz almak zorunda. O hareketi keser de oturup beklerse dövizin çıkması için, o hareketi yapacak yerine başka bir faktör şu anda yok. Çünkü yoğun bir şekilde o Moody'lerin birleşimiyle bu hareket oluştu. O zaman bekleyeceği işte faiz indirimleriyle, enflasyonla beraber, düşük hacimlerle ve Fed etkisiyle
Oturup dua etmek, TL değer kaybetsin ki ben daha çok kazanayım diye. Bunun da benim tahminim, işte eğer bu adım atılmasaydı ki çok riskli bir adım, ben çok da doğru bulmuyorum, hiç doğru bulmuyorum. TL'deki bu 18'e gidiş 25'lere kadar gidebilirdi. Şimdi bunun önü kesilmiş oldu. Bu bekleme, TL mevduat, dövize endeksi TL mevduatta bekleme, oradan çıkıp sabırsızlanıp döviz almama güdüsü TL'deki değer kaybını yumuşatacaktır diye düşünüyorum. Ama bunun gerçekleşmesi için yani keşke faiz indirimleri dursa, keşke arkasında çok güçlü bir inanabileceğimiz bir ekonomik, hukuksal ve sosyal adaleti göz önüne alan bir program olsa ve insanlar bir 6 ay, 1 sene böyle bir araçla gerçekten TL mevduata dönseler, dolarizasyon düşse. Ama arkasında faiz indirimleri var, arkasında Fed var, arkasında da kimseye inandırmayan Türkiye ekonomi modeli gibi hani başıyla sonu arasında tamamen kopukluk olan niyetlerle varılacak nokta arasında hiçbir nedensellik, sonuç, neden sonuç ilişkisi kuramayacağımız çok zayıf bir program var. Hedefine ulaşması neredeyse imkansız. Varacağımız yer hazinenin yükünün artması olacağı net gibi. Yani başarılı olmasını isterim, elbette isterim. Ama öyle bir duruş, öyle bir arkada yaklaşım, hele ki dün Cumhurbaşkanı'nın konuşmasındaki tarzı ve iyice öfkelenmiş halini gördükten sonra hani öyle bir durumun arkasında ben olmadığını düşünüyorum. O yüzden de çok riskli buluyorum bu tür bir kararı. Adımı. Şimdi tamam, yani faiz dedik, üstüne kur dedik vesaire vesaire, ama bir de güven meselesi önemli. Devlet bunu öder mi? Bunu karşılayacak parası var mı? Bunu efendim borçlanarak mı yapar? Efendim para mı basar vesaire? Şimdi bu tabii konuşulacaktır. Yani bu güvensizlik unsuru bundan umulan sonucu biraz acaba sınırlar mı diye de düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Şimdi teknik olarak bütçe, merkezi bütçe açığı olarak baktığımızda %2'nin altında bir bütçe açığı gayri safi evet. Milli oranıyla bitireceğiz bu seneyi. Dolayısıyla kamu hesapları ya da kamu borcunun son dönemlerdeki artışı, kamu borç yükünün içindeki dövizin payının yükselmesine rağmen sürdürülebilir bir borç dinamiği olduğunu görüyoruz kamu tarafında. Özellikle ekonomik aktivitenin getirdiği vergi artışları ve işte ertelenen vergilerin devreye girmesiyle bu resim böyle. Dolayısıyla bir miktar en azından seçime kadar hazinenin bunu bu ödemeleri gerçekleştirememe riski bence çok az, çok çok az. Ama bunun işte dövize çevrilebilir mevduat 70'lerde olduğu gibi bunun uzatılması, bunun devam ettirilmesi hali tabii ki bu soruyu çok gerçekçi bir şekilde, gerçekten hazine bunları ödeyemeyecek noktaya geldi mi, bugün mü geldi, yarın mı gelecekle bizi karşılaştıracak. Ama bunun 2022 yılında olmasını ben şahsen beklemem. Anladım. Şimdi bir de bu işlerin kotarılış biçimi çok tartışılıyor. Bir iki hafta, bir aralıkta galiba Ozan Gündoğdu paylaşmıştı. MÜSİAD Başkanı'nın bir açıklamasını hatırlattı. Bir iki haftaya kadar dolar düşecek falan diyor. Neye dayanarak dediği tabii belirsiz. Şimdi bir de hani bu demin bahsettiğim Barış Soydan'ın kulis haberinden ötürü de hükümette bunun konuşulduğu biraz anlaşılıyor. Dolayısıyla acaba MÜSİAD'çılar bizzat bu öneriyi kendileri mi götürdü ya da hükümette bu tip çalışmaların olduğunun bilgisi mi vardı kendilerinde bilmiyoruz. Bir de tabii yine hani o Cumhurbaşkanı'nın açıklaması sırasında 1 milyar dolar satıldı gibi bir bilgi de var idi. Bir banka, Bankalar Birliği Genel Müdürü müydü? Kimdi bakayım? Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Çakar'ın açıklaması idi. Şimdi dolayısıyla şu 128 milyar dolar nasıl oldu, nasıl satıldı, nasıl çarçur edildi filan, o arada kimse büyük kazançlar sağladı mı, ne bileyim bazıları bunun bilgisine sahip miydi filan derken şimdi buraya geldik. Şimdi bir de bu tarafı tartışılıyor. Acaba bundan kim büyük kazanç sağladı? O 1 milyar dolar satan kim ya da kimseler kimdiyse 11'den aldılarsa bir gecede 600 küsür milyon dolar para kazandılar. Şimdi bu tip kuşkular taşıyor musunuz sizin de kafanızda? Ya bunlar olmuş olabilir. Hatta Murat Kubilay'ın bir şeyi vardı. O neredeydi? Diyor ki bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde diyor toplantıdaki muhtemel kararları birçok kişi biliyordu. Önceki TCMB kararlarında olduğu gibi bu bilgilere sahip olanlar varlıklarını bir ihtimal bu yönde yönettiler.
bunu sorgulamazsak sırtımızdan servet kazanmaya devam edecekler. Sizin var mı böyle bir kuşkunuz, izleniminiz? İbrahim Bey, böyle bir kuşkuya sahip olmamak için Türkiye'de yaşamıyor olmak gerekir. Özellikle son birkaç yılın Türkiye'sinde bunları çok şekilde çok kez gördük. Sadece 128 milyar doların hala cevaplanmayan, hala ellerinde hesapları olması, %100 kimlere satıldı, hangi fiyattan satıldı, bu hesapları verilmediği bir ortamda Türkiye'deki resmi bir ağızdan 1 milyar dolar satıldı demek tabii ki kuşkular doğuruyor. Üstelik gece saatlerinde yapılan satış çok bildiğimiz üzere piyasanın kapalı olduğu, bireysel yatırımcının girip de kolay kolay bu şekilde bir satışı gerçekleştiremeyeceği bir ortamda ki sosyal medyaya düştü bunu deneyenler de şu anda işte ekranla karşılaştıklarını gösterdikleri bir gece yaşadık. Evet, bunlar tartışılacak. Bunların cevapları ya da bu soruları sormaya devam edeceğiz. Çünkü orada bir birilerinin bundan haberi olduğu çok net. Ama bunların cevaplarını seçimden sonra eğer hükümet değişirse bir sonraki hükümetten beklemek durumunda kalıyoruz. Çünkü mevcut düzeni kuranlar, mevcut uygulamaları bu şekilde son dakikalarda gizli saklı ya da kendi aralarında paylaşarak, halktan gizleyerek yapanlar zaten bu işin sorumluları. Az önce söylediğimiz gibi 2 gün önce bütçe geçti. Madem böyle evet, bir hazineye yük verecektik, madem böyle bir şey, neden orada bir ek maddeyle bunu şeffaf bir şekilde yapmadınız? Öyle değil mi? Anladım. Şimdi ben sabahleyin öyle bir değerlendirme yaptım ama ne kadar haklıyım bilmiyorum. İşte bu tiksindirici borç tartışması olurken ben de buna da tiksindirici ödeme falan dedim. Yani kardeşim, bankada 5 kuruş parası olmayan milyonlarca yurttaşımız var. Onların vergilerinden niye başkalarını işte kur kazancı ödeyelim falan, değil mi? Yani bu nasıl söyleyeyim? Tamam, tartışılır, söylenir, işte bu böyle şöyle ama bunun hukuken de buna itiraz etmek mümkün olmaz mı? Yani örneğin muhalefet böyle bir hani mecliste tartışılır büyük ihtimalle bu ama aynı zamanda hukuksal olarak da bir haksızlık ima etmiyor mu bu yani? Açıkça buna dava açmak, ne bileyim nasıl yapılır bilmiyorum ki. Şimdi vergi adaleti açısından bence olması gerekir. Ama burada şunu da vurgulamak lazım. Mevduat sahibinin de suçu yok burada. Tabii. Yani bu kararı alan hükümet bu açıdan sorumlu. Tabii. Ve kamu kaynaklarının buraya hani yol, su, elektrik, belki ne bileyim fakirleşme sürecinde bir gelir desteği belli gruplar yerine zaten para sahibinin ana parasının erimemesi için kullanması tamamıyla hükümetin politika tercihi. Pandemi döneminde yaptığı gibi kalabalık fakirleşen kesimlere değil başka bir tarafa kaynakları aktardığı gibi. Ama mevcut durumda çok daha büyük bir haksızlık var gibi duruyor. Ben kamu maliyesi uzmanı değilim ya da hukukçu değilim. Ama bence kamu disiplini içinde, kanunlar içinde hani bunu Anayasa Mahkemesi'ne kadar götürmenin yolu açık olmalı diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten mevduat sahibi olmayan, işte asgari ücret dışında ücretli çalışan, birikimleri olmayan, vergilerini düzenli ödeyen kesimin kaynakları tamamen tasarrufu kuran daha varlıklı kesime aktarılıyor. Hem de kamu yoluyla yapılıyor. Yani tabii, bu gerçekten isyan ettirici bir durum aslında. Evet, yani muhtemelen muhalefet tabii sözcülerinin paylaşımlarına filan baktım, itiraz ediyorlar filan ama tabii hukuksal olarak da bunu takip etmek gerekir diye düşünüyorum. Şimdi bir de şeyi sormak istiyorum. Yani bu devlet dolarizasyondan yakınırken tutup kendi eliyle kendisi dolarizasyonu hani arşa çıkarmış oldu. Bir bütün olarak sanki bahsettiğiniz o hani FED ve vesaire diğer etkilerle bakınca bir bütün olarak sistem yani şu iki paralı sistem biraz yerleşmiş mi oldu? Yani kamu eliyle tam yerleştirilmiş mi oldu ya da bundan sonra hani TL'nin şimdi böyle değer saklama fonksiyonu sanki üzerine tüy diktiler gibi de geliyor bana bir yandan. Tamam, belki bir yerlerde değişim aracı olarak kullanmaya devam edecektir ama İşte mevduatı oraya bağladığınız zaman, dolara bağladığınız zaman sanki değer saklama fonksiyonunu hükümet kendi eliyle dolara teslim etmiş oldu. Biraz bu hani bu yerli mirli filan söylemiyle, Türk parası vesaire söylemiyle bağdaşıyor mu?
Ya bağdaşmıyor birçok konuda. Hani o yerli milli söylemi, şimdi yerli sanayi destekliyoruz ihracat arttırma yoluyla ama biliyoruz ki bir takım verimlilik artışı ile ilgili, inovasyonla ilgili reformlar yapılmadıkça ihracat yapan firmalar tabii ürünlerinin %60'lar civarını aslında ithal mal üzerinden yapıyorlar. Ya da siz bugün bir işte drone satışlarıyla, savaş, insansız hava araçları satışlarıyla dünyada yer alıyorsunuz. Parçaları yurt dışından geliyor. Tabii. Yani yerli millilik bu anlamda, ya da işte bir elektrikli araç yapılıyor. Onun da birleşenlerinin dünyanın çeşitli yerlerine ithal ediyorsunuz. Ediyoruz, doğru. O anlamda yer zaten değiliz. O bir seçim sloganı, o bir politik slogan. Bir anda dövize bu kadar ekonomiyi endeksli hale getirmek tabii ki yerli milli bir yaklaşım olamaz. Üstelik hani bunu risk yaparak, risk alarak devletin, hani yerli millinin başı olarak görmeniz gereken devletin hazinesini yaralayarak yapıyorsunuz. Hani bu söylemle örtüşmüyor ama bunu kalabalık kitleler ne kadar farkında böyle bir üretim yapısı olduğunun, ya da hazinenin bugün onlar belki rahatlarken işte aradaki farkı kazandıkları için aslında hazinenin ileride patlayacak bir borç krizine doğru sürüklendiğinin, o işte tartışmalı. Hani kısa vadeyi kazandınız mı iktidar olarak? Evet, kazanmış olabilirsiniz. Çok kısa vadede ters de tepebilir. Ama sanki birkaç aylık bir sakinliği kazanmış gibi gözüküyorlar. Evet. Olay bu. Yoksa yerli evet, milli diye bir şey zaten Türkiye ekonomisinde yok şu an. Evet, hani mandacı iktisatçılar deniyor diye o yüzden söylüyorum. Yani her şeyi dolara bağlıyorsunuz. Fakat başkaları mandacı. Yani Türk lirasını savunalım değil mi? Faizle şunla bunla artırın, işte enflasyon enflasyon deniyor. Mandacısınız oluyor ama sonuçta TL'yi götürüp dolara çıpalıyorsun. Fakat yerli millisin, böyle bir durum var. Güldem Hanım, çok teşekkür ederim. Hayırlı Bey, ünlüler satılıyor, ben yoktum diye biliyorsunuz. Yani Cumhurbaşkanıyken hani çok garip garip zamanlardan geçiyoruz. O yüzden biraz izlemek, biraz sakin olmak lazım herhalde. Tabii, tabii. Şey, pardon, bedalaşacaktık ama bir yerde okudum, işte 6 ay vadeli mevduatta kur farkının %50'si. Yok bilmem işte bir yıl vadede %100'ü. Evet, evet. Yani o şu andaki yani kur hareketinin arkasında sanki bütün vadelerde mevduata %100 verecekmiş gibi bir bilgi var ama herhalde bu önümüzdeki saatlerde açıklamalarla biraz daha netleşecek. Sizin bir duyumunuz, bilginiz var mı nasıl olacağı konusunda? Yani hani mandacı ekonomist olarak da çok duyum sahibi olamıyorum o tarafta. Evet. Ama ortalama vadenin 55 bin olduğunu TL mevduatta, 6 ay 1 sene olacak bir vadenin çok da cazip olamayabileceğini düşünüyorum ben de dün akşam okuduğumdan beri. Bunun da detaylarını göreceğiz. Bir de tabii dediğimiz şekilde dolarize bir ekonomi vesaire olması için bu ürünün kamu bankaları dışında bütün özel bankalarca evet, devreye sokulması, bütün TL mevduat sahiplerinin buna ulaşabilir hale getirilmesi lazım. Bunun zaten bu şekilde olmaması durumunda özel bankalardan mevduat kamu bankalarına kayacak. Kesinlikle. Bir dengesizlik oluşacak. Bizden bir detayları görelim bugün. Tamam. Ona göre tekrar değerlendirmek hepimiz adına gerekecektir. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasınız. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Sağ olun. Şimdi Güldem Atabay'ı dinledik hep beraber. Piyasayı da çok iyi takip eden bir iktisatçı. Evet, yani bu önümüzdeki saatlerde bu işin ayrıntısı ortaya çıkacak. Tam olarak ne diyor hükümet? Ama tabii bazı uçlar belli. Bazı uçlar belli. TL mevduat sahibine deniyor ki dolara geçme kardeşim. Dolara geçme. Biz o dolar çıkıyor hani senin canın yanıyor filan. O farkı biz sana ödeyeceğiz. Nereden? Hazineden. Hazine ne yani? Hazine bizim vergilerimiz işte. Yani sonuç olarak Güldem Hanım da söyledi, ben de söyledim. Bankada şurada burada 5 kuruş mevduatı olmayan vatandaşın kendisine hizmet olarak, hani eğitimdi, sağlıktı vesaire işte, değil mi? Yani hizmet olarak dönmesini beklediği paralarla efendim kur farkı ödenecek. 2020'de pandemi patladığında vatandaşa gelir desteği vermeyen hükümet, şimdi seçim yaklaştıkça kamunun bütün kaynağını bir şekilde sağa sola hani vererek ederek, işte dövizi falan tutarak bir çeşit seçime hazırlanıyor. Öyle anlaşılıyor ki Erdoğan bu
tabanındaki, oy tabanındaki erimeyi görüyor ve bunun 2023 Haziran normal seçim zamanına kadar bu sürecin devam etmesi halinde bir hezimet sonuçla karşılaşma riskinden kaçınmak istiyor. Bir erken seçim ortamı yaratmak istiyor. İşte asgari ücret, TL mevduata kur farkı, belki önümüzdeki işte günlerde açıklanacak emekli ücret, diğer ücretlerle ilgili artışlar filan, bütün bunları da göreceğiz. Kamu kaynağını bir şekilde hani adilmiş, hukukiymiş filan, buna da çok takılmadan vererek bir seçim ortamı yakalamaya çalıştığını düşündürüyor. Böyle bir şey var. Tabii her sorulduğunda erken seçim falan yok, şu bu deniyor ama kimsenin tabii bunu ciddiye aldığı da yok. Bu tip hareketlerden, bu tip hükümet kararlarından anlaşılıyor ki böyle bir ortamda yakalamak istiyor. Şimdi demin onun örneğini anlattım. Bakın ne kadar mantıksız oldu. Faiz artır, ben faize karşıyım, nas var. Değil mi? Oysa ki faiz uyguluyorsunuz. Hani 14-13 fark etmez ki, faiz var zaten. Birincisi bu. Değil mi? İkincisi, faiz artırırsan enflasyonun üzerinde TL mevduat, TL varlıklar para kazanır ve dövize koşmaz. Değil mi? Yani bu da çok normal bir sonuç. Enflasyonun yüksekse vatandaş onun 2-3 puan üzerinde eğer getiri sağlıyorsa TL varlıklarda kalmaz mı? Kalır. Bu söyleniyordu. Faiz, kimse faize tutkun olduğu için değil ki. Yani TL varlıklarda kalmak demek, TL değerli olsun, bu TL'yi değerli kılmak demek. Bunları savunanlara mandacı ekonomistler, mandacı iktisatçılar diye hücum edildi. Öyle değil mi? Şimdi eğer öyle olsaydı, yani faizi artırarak, TL varlıkları değerli hale getirerek, TL'yi cazip kılarak savunsaydın, faiz artışının yükünü banka öderdi Moody's'ine. Banka öderdi. Faiz 23 ise banka mevduattan aldığını vatandaşa faizini öderdi. Şimdi ne oldu? Şimdi bankaya bir ödeme yok. Banka ne yapacak şimdi, biliyor musunuz? Şimdi ne yapacak? Bakın o kur farkını hazine üstüne aldı ya. Yani o keseden, milletin, vatandaşın kesesinden, vergilerden ödenecek o. Fakat bir taraf, bir şey daha var. Bankalar faizi daha da düşürecekler uygulamada. Zaten Merkez Bankası faizi 15'e çekiyor. Onlar da mevduatı 15'e çekiyor. Kredileri çekmiyorlar. Mevduatı çekiyorlar. Kaynağı çekiyorlar. 14'e çekiyor. Onlar da 14'e çekiyorlar. Şimdi diyecek ki ya 13 veriyorum ben faiz sana, değil mi? Vatandaş diyecek ki fark etmez ya. 13 olsun, ne fark eder ki? Aradaki farkı devlet ödeyecek zaten. 12 veriyorum ben sana faiz o zaman, değil mi? Vatandaş yine diyecek ki ya fark etmez, benim bir kaybım olmuyor. Aradaki farkı devlet ödeyecek. Gördüğünüz gibi burada mevduatı ezen, yükü devletin üzerine yıkan bir mekanizma gibi çalışacak bu. Yani bu adil değil. Bu doğru bir uygulama gibi görünmüyor. Şimdi siz serbest piyasa ekonomisiyiz demişsiniz. Serbest piyasa ekonomisini çok matah bulduğumdan söylemiyorum. Serbest piyasa ekonomisiyim diyorsanız eğer, bu sistemin çalışma kuralları var. Çizdim ama oynamıyorum olmaz. Sistemin buysa buna göre oynarsın. Bu sistemin kuralına göre efendim piyasası var, arzı var, talebi var filan filan. Şimdi dolayısıyla burada hani çok belli ki enflasyon yukarı gidince bu piyasayla, bu piyasa kurallarına göre çalışan bütün ekonomilerde ne oluyor? Efendim faiz artırılıyor enflasyonun üzerinde ve yerli para korunuyor. Bu yani bütün, ve bunda enflasyon kontrol altına alınıyor. Çünkü faiz yükseldiği zaman taleptir, şudur budur, baskılamış oluyorsunuz, değil mi? Pardon, kaç dakikamız var? 10 dakika var, tamam. Dolayısıyla ne yapmanız gerekiyordu sizin? Faizi artırarak, enflasyonu baskılayarak, enflasyonu aşağı düşürdükçe faizi de arkasından düşürerek halletmeniz gerekiyordu. Bütün dünya bunu yapıyor. Bak Amerika'da ekonomi ısındı, enflasyon arttı, talep fazla, arz fazla. Ne yapıyorlar şimdi? Faiz artırıyorlar, değil mi? Yani faiz artırarak kontrol altına almaya çalışıyorlar. Enflasyonu kontrol altına. Enflasyon anahtar sorun haline geliyor. Böyle bir ekonomide bu iş böyle dönüyor. Değil mi? Böyle dönüyor. Bu dolayısıyla hani ben serbest piyasa ekonomisiyim ama yönetimi komutayla yapacağım, faizi emirle indireceğim dediğiniz zaman olmuyor. O zaman hani o iki disk birbirini sürtüp ateşler fışkırıyor dediğim o. O zaman işler karışıyor. Şimdi bu konuda epeyce laf söylemiş oldum.
Evet tabii bir de o şey tarafı var. Yani biz faize karşıyız naz filan ama işte sonuçta faizden daha büyük bir maliyet üstlendin. Örtük faiz artışıdır denmesinin nedeni bu. Değil mi? Faizi 15'ten 14'ten 10 puan çıkarsan ne yapar? 24 yapar. Enflasyonun birkaç puan üzerine gelir. Ama şimdi hem bu faizi vereceksin. 14-15 faizi vereceksin değil mi? Ayrıca üzerine kur farkı vereceksin. Kur farkı ne kadar diyelim ki %40 kur artmışsa 25. Yani dolayısıyla daha büyük bir yük, üstelik sana ait olmayan bir yük. Devlete ait olmayan bir yük. Bankanın ödemesi gereken bir faiz maliyetini kendi üstüne almış oluyorsun. Faiz artırmıyoruz ama işte faiz uygulamıyoruz ama kar payı veriyoruz. İşte bu hikaye bu. Evet. Şimdi bu Elvan meselesini söyledik. Eski bakan Elvan'ın önüne gelmiş. O bu servet transferine yol açar demiş. Onu söyledik. Evet yani itiraz eden mantıklı insanlar işte gördüğünüz gibi aynı lafı söylüyor. AKP'li bakan, eski bakan Lütfi Elvan demiş ki bu servet transferine yol açar ve bunu kabul etmemiş. Görevden alınan bakan o. Bunu tabii kim kabul ettirdi o zaman Cumhurbaşkanı'na bu cin fikrini? Muhtemelen etrafındaki hani çok da itibar görmeyen birkaç iktisatçı ya da kimlerse bilemiyorum. Şimdi bu böyle. Evet. Bu evet bu konu da bir başka bahara kalıyor. Çünkü bu iktidar döneminde bunların araştırılması, incelenmesinin imkanı yok. 128 milyar dolar efendim rezerv sattılar. Cumhurbaşkanı benim haberim yoktu diyor ya 128 milyar dolardan bahsediyoruz. Hani 150-200 dolar satılmış olsa, 150-200 milyon dolar satılmış olsa, 1 milyar dolar satılmış olsa diyelim haberi yoktu. 128 milyar dolar Merkez Bankası'nın kasası boşalmış, benim haberim yoktu diyor. Oysa ki kendisi hatırlayacaksınız AKP grubunda Merkez Bankası Başkanı'nın işte kendi yetkisini aldı görevden alma falan diye anlatıyor. Ve herkes şak 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 ansa haberi olmaz. Yani sonuç olarak Merkez Bankası'ndaki işlerden ben sorumlu daha doğrusu haberim yoktu diyorum ama haberi var. Sonuç olarak o 128 milyar dolarlık operasyon yani kuru tutmak için döviz satma. Bu Necmettin Batırel diyor diye şak 10 milyar dolar şak 10 milyar dolar öyle öyle sata sata. Kasasını boşalttılar Merkez Bankası'nın net döviz rezervi eksilerde. Şimdi o zaman tabii soruyorduk kardeşim bunu kaça sattınız? Kime sattınız? Kaçtan verdiniz? Hangi zaman verdiniz? Değil mi? Çünkü AK Parti öyle işler görüyor ki, hükümet öyle işleri görüyor ki acaba bir kamu sorumluluğu içerisinde hareket edildi mi? Birilerine çıkar sağlandı mı sağlanmadı mı? Haliyle kuşkular patlıyor. Şimdi bu işte de böyle. Karar açıklanıyor. Kararın açıklandığı anda 1 milyar dolar satılmış. Nasıl peki? Kim? Niye? Ya biz hani saatler geçti şaşkınlıkla bu nasıl bir karardır acaba? Ne olur ne biter? Gece satılıyor. 18'lerden 11'lere geliyor. 1 milyar dolar bir hesaplamasını gördüm sosyal medyada. Evet yani hesaplanabilir. 18'den sat 1 milyar doları. 11'den aldığın zaman dönüp tekrar aldığından 1.6 milyar dolar ediyor. Bir gecede 600 milyon dolar kazanmış oluyorsun. Bunların hesapları sorulmayacak mı? Muhakkak ki ele alınması gerekir. Yanlış yokmuş, şu yokmuş, bu yokmuş, insider yokmuş, bilgi sızdırma yokmuş filan. Tamam, bir diyeceğim yok. Ama ya varsa bunların kamuoyuna anlatılması, araştırılması gerekiyor. Tamam. Evet. Şimdi bugün bakıyorum başka gösterge var mı yok mu? Vardı aslında ama bugün bu özel durumdan dolayı onları sunmak istemedim. Bir şeyi hatırlatacağım. Geçtiğimiz günlerde açıklandığında söylemiştim. Şimdi kamunun borcu var. Devletin borcu var. Devletin borcunun içinde dövizler de var. Dış borç var, iç borç var. Devlet tuttu. Son zamanlarda hazine içeriden de dövizle borçlandı. Böyle garip bir şey yaptı ve döviz borcunu çok artırdı. Şimdi en son Ekim 2021 itibariyle kamu borcunun %62'si döviz cinsinden. Şimdi bir de bu kur farkını üzerine aldı. Dolayısıyla hakikaten kamunun riski çok yükseldi. Yani dünyada dolar hani Fed faiz artırdı, şu oldu, bu oldu. Dolar yukarı her çıktıkça kamunun yükü olağanüstü artacak. Devletin toplam borcu 2 trilyon 268 milyar liraydı Ekim 2021 itibariyle.
Merkezi yönetim borç stoku. Yani dış borç hepsi içerisinde. Şimdi bunun karşılığında devlet bu borçları çevirmek için büyük faizler ödüyor. Yıllık 200 milyar TL'ye yakın faiz ödüyor. Şimdiye kadar bu AKP hükümetleri döneminde toplanan, ödenen faizlerin toplam 190 milyar doları bulduğunu söylemişti Faik Öztürk. Ki ben de bir araştırmada hesaplamıştım. Rakam şu anda aklımda değil. Şimdi o yüzden bu işi üstlenmek, hazineye yeni bir yük yaratmak yani. Çünkü kur çıktıkça, faiz aşağı indikçe Merkez Bankası'nın faizi indireceği söyleniyor. Değil mi? Aradaki fark açıldıkça hazinenin ödeyeceği yük artacak. Yük artacak. Onu içeriden borçlanacaksın ya da para basacaksın vesaire vesaire. Hem enflasyon yaratacaksın hem faizleri kendin yukarı iteceksin, enflasyonun faizleri. Dolayısıyla böyle etkileri olacak diye düşünüyoruz. Bu önümüzdeki saatlerde ayrıntıları açıklandıkça belki bir miktar daha ayrıntı önümüze gelir. Evet, son bir laf söyleyeyim ve yayını bitirelim. Bize bu yüksek kurun faziletli bir iş olduğunu anlattılar. Yeni modelde bu böyle dediler. İhracattan kazanacağız. Türk modelidir. Çin değil, işte Güney Kore değil vesaire vesaire. Türk modelidir bu filan. Ve şimdi anlıyoruz ki hani dövizi aşağı çekmek için hazinenin üstüne olağanüstü bir borcu üstleniyorlar. Şimdi anlıyoruz ki ortada bir model filan da yok aslında. Kur karşısında çaresizler, doğru önlemleri alamıyorlar. Faizleri artıramıyorlar. NAS'tan filan değil. Bence NAS'la ilgisi yok. Tek ilgisi şu, Erdoğan seçimi hazırlamak istiyor. Faizler düşük kalsın, Merkez Bankası faizleri düşük tutsun, efendim kamu bankaları düşük oranlardan kredi versin, ekonomi canlansın, seçime gidiyoruz. Hikaye bu. Şimdi bunun altına başka gerekçeler falan sıkıştırmanın bir anlamı yok. Dolayısıyla bu kararla beraber bahsedilen Türk modeli falan da diye bir şey olmadığını da anlamış olduk. Evet, benden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yeni yıl da yaklaşıyor. Hepinize iyi yıllar da dileyelim bu arada. Hoşça kalın.